Arkadaşlar günaydın, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkenden kalktım farkındaysanız. Akşam yağmur yağmış ve kuş sesleri en sevdiğim. O yüzden bir hava alayım istedim şöyle bir. Biliyorsunuz ki kileri yapıyoruz. Kiler bitti aslında. Bugün silip temizleyip yerleştirmesini yapacağım. Evin içine bir tadilat girdiği zaman o ev duman oluyor. Yani o yüzden bitsin istiyorum. Akşam geç yattım. Sabah da erkenden kalktım. Bu tadilat işi bitti. Artık bu erzaklar oraya kaldırılsın ve süpürülsün, temizlensin. Bir de tavanda hasar vardı. Tavan kısmında. Onu da artık evin içine tadilat girmişken cesaret edemiyordum. Yani tadilat girince pislenecek ortalık diye. Girmişken onu da halledeyim dedim. Onu da halledeceğim. Ama öncelikle kileri bir kaldırayım. O yerli yerine bir geçsin. Sonrasında çocuklarıma kahvaltı hazırlayacağım. Bence sen karıştırdın, bu elimdeki daha uzun. Hayır. Nur, ne yaptın ya kocam? Aşağılara bak bir de. Aşağılar daha kısa, şey daha. En aşağıya yap aşkım. En aşağıya. En aşağı daha dar gibi yani. Değil mi? Geniş değil mi? Yok aşkım, şu ortada. Ama çok güzel oldu. Değil mi aşkım? Evet. Mesela bu eleyken asla alttaki şeyler görülemez. Sen de zaten şöyle burada da silikon falan, silikon falan tutarsın değil mi aşkım? Şey, kahverengi silikonumuz var ya. Evet, çok güzel. Ama gene biz ama yani bir dahakine öyle yapmayalım. Aşağıdaki öyle olsun da diğerleri öyle olmasın. Ama bunu hala yukarıda öyle. Tabancayla vuracağız aşkım onu. Bunu şimdi biz tabancayı artık açalım tabancayı istersen. Tabancayı bunu geçer mi ya? Ne? Evet, onu da açalım. Şimdi artık dünden beri bunu açacağız, çok açamadık. Bunu artık açalım. Ben bir... Nasıl ama koca makasınız? Sonra kendi beni dövüşürüm. Tamam be. Bu hafta dövüşürüm. Hani su istiyordun? Ay, suyu da iç. Kendi de ye, suyu da iç. Tamam mı? Ah, drink water too. Şimdi bunu arkadaşlar böyle tak tak çekeceğiz. Arkadaşlar şu ön taraflarına şunları takacaktık ya, onları takıyoruz. Aşkım çakarız, üstüne çakarız gene. Şunu gücü adam sanki... burada, evi buraya basman lazım şu arkada. Ben mi basmam lazım? Dur. Hep aşkım aynı yere yapma. Bir tane şuraya, oraya, üç yere yap yeter. İki kenara bir tane ortaya yap aşkım. İşte olayımız buydu arkadaşlar. Bakın bunun altını kapattık. Ne kadar güzel durdu. Bir şuna bakın, bir buna bakın. Şu an çok iyi durdu. Baksana aşkım, çok güzel durmadı mı onu? Tabanca biraz daha az hava yapıyor. Arttaki şeyi bunlar kapatıyor ya. Çok güzel, çok, çok güzel duruyor bakın. Şimdi hepsini tek tek yapacağız çünkü... Aşkım bir tık fazla mı tutsak? Alttakini kaç santim yapmıştık? 25. Şey, onu sanki 26 yapsak daha iyi olacak gibi. Ya da 25,5. 25,5. Değil mi? Bak bakayım kaç. Evet. Kaç? 25,5 muydu tam ölçüsü? Yapacağım. Sanki böyle kalın bir raf koyulmuş oraya böyle. Evet. Bir şey olmaz, yandan törpülerim. Birazcık fazlası. Diğer şeyleri denedi. En üstteki ne denedi?
ince ya, hızlı törpülenir. Ver. Törpülerim giriyorum. Ver bunu. Zorla mı çıktı, yakaladı bunu. Arkadaşlar bence çok iyi bir iş çıkardık. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi kenar açıklıkları var ya, yani duvar yamuk olduğu için ister istemez açıklıklar kaldı. Şimdi ahşabın kenar açıklıklarını, şu macun var, ahşap macunu. Şununla açıklıkları kapatacağım arkadaşlar. Kapattıktan sonra da cila yapacağım. Eğer ki bunu sürdükten sonra bayağı kötü olursa belki beyaza boyayabilirim. Ben ahşap görüntüsünü daha çok sevdim açıkçası. O yüzden ahşap kalmasını istiyorum ama beyaza da boyarsam çok sorun olmaz benim için. Bir de ahşabın rengi de çok güzel olur. Açık renkli ahşap. Güzel yani. Bence renk. Bak eti de yedim, olur mu? Şimdi ben bu macunu bir deneyeyim. Umarım kapatır arkadaşlar ya. En altta deneyim. En alt bizim zaten biraz gazar kurşunumuz oldu. Burada bayağı açıklık var arkadaşlar. Bunu doldurmak biraz güç olacak. Çünkü bizim bu ilk yaptığımız olduğu için biraz bu kaza kurşunu diyebiliriz. Değil mi Nuri? Evet, bol bol sıkarsak. Bunu bol bol sıkarsak ancak kapatırız. Bu ilki kapanırsa hepsi kapanır. Hiç sorun yok diğerlerinde. Burada bitiyor yani. Çünkü onu yeni almamız gerekiyor. Yani i̇nşallah gerekmez ama. Dur bakayım, aşağıdan dökülmüyor değil mi? Hayır, yok yok, tamam. Bir satahta var ya orada sevgilim. Yok, korktum. Şimdi arkadaşlar burada ne sıkıntı oldu onu söyleyeyim size. Burada bir denge problemi oldu. Onu halletmeye çalışırken biraz fazla kestik odunu. Evet. Yani azıcık bir tık fazla vardır. Onu yok edeceğimiz için fazlayla bir tık fazla keseceğiz. Yani biz de ayarını kaçırdık o arada. Duvarın ayarı olmadığı için biz de ayarı kaçırdık. Sen parmağını kullanacaksın, sonra bunu ne sileceksin? Bunu bildiğin topluyorsun sıktıklarını. Dur. Dörden yapayım onu. Hadi, hepimiz işine karışıyoruz arkadaşlar. Biz öyleyiz yani. Onu ben yapayım, bunu ben yapayım. Nuri yapıyor. Yok diyorum, ben yapayım falan. Parmağını kullan, parmağını. Aşkım çok yapışkan bu. Parmağım kullanabilecek bir durum değil. Bir şey kullan. İşte bunu bir şey kullanıyorum işte. Bu bir şey değil mi yoksa? Bu şey değil. Valla iş yaparken video çekme kısmına girmek çok iyiymiş ya. Sadece konuşuyorsun. Yani sen diyorsun ki sen sadece konuşuyorsun mu demek istiyorsun bana? Ha ben iş yapmıyor muyum? Beraber yapmıyor muyuz? Hayırdır? Hayırdır yani? Tamam. Burada yapıyorum. Aşkım sen ya. Niye benim sırtıma bu kadar yükledin kamerayı? Kamerayı tut. Ben tripod da oldum burada sanki ama. Şimdi arkadaşlar. İşte Allah Allah, öyle sonra miydi? Sonra ben hemen eliniz. Hatta ben sana sıra mendil getireyim. Eli kurmadı. Oh, benim onun çorbasını bitti arkadaşlar. Hemen. Nasıl ama arkadaşlar? Şimdi kenarlarını temizliyorum arkadaşlar. Hoppa. Duvarlar da çok hasar aldı. Şu macunlar kurusun. Macunlar, cila, duvar derken daha bunun işi var yani açıkçası. Bence artık bunu beyaz boyamak lazım. He? Bu sefer bitirdim arkadaşlar. Macunlama işlemi bitti. Ya ben bunu bugün bitirseydim. Ben bunu bugün bitireceğim arkadaşlar. Şu kurusun. Kurur mu bilmiyorum. Ne kadar sürede kurur onu da bilmiyorum. Hadi bakalım inşallah tez vakitte. 2 ile 6 saat demiş arkadaşlar. 2 ile 6 saat demiş. Bu kurumaz. Biz bunu yarın sabah tamamlayacağız artık.
Ama yarın videoya devam ederim, tamamlarım arkadaşlar ben. Ondan sonra yarın da çekerim, öyle koyarım. Şimdi arkadaşlar, ben şu kısımlar var ya, duvarların tamir olacak yerleri var biliyorsunuz ki. O oraları yapıyorum. Çünkü bunların da gene kuruması için vakit gerekiyor. Bunlar neredeyse kurudu, şu köşeler. Toplayabildiğimiz kadar köşeleri topladık. Bir tur daha geçeceğim şimdi sonrasında. Şimdi köşeleri tamir edebileceğimiz kadar tamir edeceğiz. Sonra da boya çekeceğiz. Şuraya, tamam burayı yapmıştım galiba. Yaptım mı ya? Emin olamadım. Dur. Şimdi burayı bir tur daha geçeceğim arkadaşlar. Mesela bir tur yapıyorum ya, bir tur yaptıktan sonra, hafif kuruduktan sonra bir tur daha yapıyorum. Böylelikle dolabilecek yerlerin hepsi doluyor. Şeye pişman oldum ya, şu macun var ya, ahşap macunu. Ahşap macunu biraz az yetmedi. Yani bir tık daha olsaydı daha iyiydi yani ikinci tur için. Keşke önce duvar dolgusuyla doldursaydım boşlukları, sonra üst kısmına ahşap macunu yapsaydım. O konuda biraz pişman oldum Allah. O konuda biraz pişman oldum. Sonra başka bir yer kaldım. Şurayı doldurdum mu ben ya? Doldurdum. Hop. Şuraya bir kere daha üzerinden geçeceğim. Bak. Şimdi şuralar arkadaşlar çıkmış ya. Bu çıkan yerlerini sökmek gerekiyor. Ben hiç de elimden gelmezdi bu işler biliyor musunuz? Böyle duvar işleri yapa yapa. Aa, bitti mi? Geliyorum anneciğim, bekle canım. Duvar düz olmadığı için maalesef bunu yaparken, mesela şu kısım çok, yani yapıldıktan sonra içine göçmüş sanırım biraz. Orada biraz büyük problem var. Yoksa L de yapılabilirdi güzel bir şekilde de, ama olmadı. Şimdi duvar düzeltmeyle uğraşamayız yani bu saatten sonra. Aydın dur. Canlar şimdi şey yapmaya başladım. Tamir işlerini yapmıştım biliyorsunuz. Bir kat vernik çekeceğim. En üsttekine çektim. Baksanıza ne kadar güzel bir görüntü oldu ya. Yani bir kat vernik çekeceğim. Fazla çekmeyeceğim zaten. Bir kat yeterli. Şimdi alt katlara da başlıyorum. Sonrasında kahverengi silikon aldım. Yandaki açıklıklar kapanmazsa bir kat daha öyle silikon çekeceğim. Mis gibi kapanacak. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ve ta 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 ta. Arkadaşlar nasıl olmuş? Sadece arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Yani ben şu an o kadar iyi biliyorum ki sizi, aranızda beyaza boya diyenler olacak. Ama bence böyle daha şık. Yani Nuru da aynı şekilde beyaza boyayalım dedi. Ama böyle dedim ama böyle gördükten sonra gerçekten bu daha güzel. Yani bu gerçekten daha güzel. Ben de çok beğendim. Ve daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var ya. Şu an bu haliyle daha çok erzak toplar. Ama şöyle bir durum var. Arkadaki ürünleri almak zor olur. Yani U olsaydı daha güzel olurdu. Ama müsait değil U yapmaya. Çünkü şu duvar kenarında boşluk yok. Boşluk olsaydı duvar kenarına da U yapıp malzemeyi dayayabilirdik. Ama dayayamadığımız için ahşaptan U maalesef yapılmıyor. Bu şekilde. Demirden yapılabilirdi sadece. Onu da denedik. Duvar yumuk olduğu için olmadı. Olabilitesi komple budur arkadaşlar. Bugün artık buna son veriyorum. Yarın duvar tamirlerini yapıp sonra da eşyaları, yani buraya yerleşecek olan eşyaları yerleştireceğim. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Oradan bir örümcek gibi bir şey sarkmış. Arkadaşlar dedik ki şunu çıkaracaktık. Bir türlü elimiz ermiyordu. Burada açıklığı kapatmıştı Ahmet abi. Oradaki vidaları çıkartıp orayı kapatma pak atacağız.
Dur, ayaklarımı bırak. Madem inşaat işi girdi mutfağa, onu da halledeyim yani. Sen de böyle kapattın. Evet evet, onun patlarını ben hallederim aşkım. Haydi bakalım arkadaşlar. Bunları da kaldırıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Fatma, neden bunları şimdi kaldırıyorsun? Bu sefer de silikona yapışır diye. İnanır mısınız, saat gece 3 oldu biliyor musunuz? Ay çok fenayım. Hadi bakalım. Şunu kaldırdık. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için şunu da yarına bırakayım deyip bırakamadım. Mecbur bitirmek zorunda kaldım. Hoppa, başladık, sonunu getiriyoruz. Olabildiğince temiz çalışmaya çalıştım. Oldu mu, eksiklikler oldu. Ama olsun, ne yapalım ya, olduğu kadar olmadığı kadar. En büyük problem buradaydı. Umarım burası düzgün olur. Dur düzgün çıkartayım da bir de. Arkadaşlar şu an daha yeni kalktım. Çocuklar da daha yeni kalktı. Aslında. Ama bu dün akşam burada hep inşaat şeyleri vardı ya, araç gereçleri falan. Gece 2'ye kadar bununla uğraştım. Sonra da onları kaldırdım. Yani bu işi bitirmezsem sabah kalktığımızda çocuklar onlara şey yapacaklardı. Onlarla uğraşacaklardı ve bir kaza bela gelmesin diye gece 2-3 falan herhalde 3'e kadar onlarla uğraştım. Şimdi erkenden yine kalktım saat 8. Şimdi de buraları şurayı süpüreceğim. Ama süpürmeden önce şurada biraz törpülenecek yerler var. Dün düzeltme yaptığım yerler. Şimdi bunu en alta koyuyorum arkadaşlar. Evet, evet bebeğim. Fark ettiniz mi? Onun içini de boyadım. Aynı renk olsun şeyle diye. Şimdi yağlarımı da, toplamından yağları da buraya koyuyorum. Şunların boyunu sırf şunlara uygun yaptık. Dedik ki bunlar alta sığsın. Çünkü en alt rafa bunları koyuyorum. Bunlar alta sığsın diye. İçini de boyayınca o kadar güzel bir bütünlük oldu ki. Arkadaşlar nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Bakın bu saklama kaplarının en çok sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Bakın şunu şöyle isterseniz üstüne falan da koyabilirsiniz. Bu şekilde de isterseniz bu şekilde yukarıya da koyabiliyorsunuz. Eğer ki daha fazla organizer aldım, daha fazla ihtiyacım oldu, bu şekilde yapabilirim. Çok seviyorum o yüzden bunları ve gayet de beğendim. Vakumlu özelliği de çok güzel. Vakumun yanı sıra şöyle bir de tık tık bunu da kapatıyorsunuz. Gayet güzel yani. En alta da bunları koydum. Çocuk anavur cuburlarını da üste koyacağım. En üste. Benden yaparsın alamasınlar. Çok çok iyi olacak o zaman. Nasıl buldunuz? Video biraz kısa oldu arkadaşlar. Ama neden? Sorun bakalım neden. Çünkü çok yoruldum. Bugün
dışarı falan çıktım, markete gittim. Biraz gene işlerim vardı, orayı da koşturdum. Video çekemedim, o ayrı konu. Ama çok az uyumanın ve bu kiler gerçekten bizi çok uğraştırdı. Yani sadece Nuri değil, beni de çok uğraştırdı. Çünkü ufak işleriyle hep ben ilgilendim. Böyle hemen yapılıyormuş gibi gelse de gerçekten cilası, macunu, cardı, curdu, duvardaki paklarını yap, bekle. Bir tavanlarla falan da uğraştım. Bir de bizim kapı tamirleri vardı. Kapılarda da kırıklıklar vardı. Onları da tamir ettim falan derken böyle iki gündür böyle işlerle zıptırık zıptırık uğraştım. Ve bu tadilat sonrasında da ister istemez evde çok dağılma oluyor. Onun temizleme işlerini falan bir girdim arkadaşlar, bir girdim. Neyse ama şu an evim var ya, tertemiz, her yeri temizledim, tadilat işi de bitti. Şükürler olsun, atlattık yani. Bir süre tadilat olmayacak. Zaten size bir sürprizimiz var demiştik, biliyorsunuz ki. Bir dahaki video o video olacak inşallah. Ama iki gün sonra falan muhtemelen video yükleriz. Bu koşturmanın içinde bir de o işlere koşturuyoruz. Bu koşturmanın içinde muhtemelen yetiştiremeyeceğim ve dediğim gibi iki gün sonra falan size video yüklerim. Sizi çok seviyorum. Bizi dua edin inşallah, bizler için hayırlısı olsun. Sizler için de hayırlısı olsun. Karşılıklı dualaşalım. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.